Sıradan bir güne gözlerini açtı adam. Her gün aynı saatte kalkar, kahvaltısını yapar, hanımının hayır duasıyla işine gitmek üzere yola koyuluyordu. Haftanın 6 günü kurulmuş saat gibi hep aynı şeyleri tekrar eder dururdu. Yine kahvaltısını yaptı, giyinip hayır duasıyla yola çıktı. Hava soğuktu. İşine yayan gideceği için içi titriyor, bir an önce işe varmak için hızlı hızlı yürüyordu. Biraz gitmişti ki önünde yaşlı bir adam gördü. Adam yolunu kesip bir şeyler mırıldandı. Genç adam anlamadı. Ona doğru hafifçe eğildi. ''Buyur amca, bir derdin mi var?'' Adam titrek bir sesle ''Sadece ekmek'' diyebildi. Genç adam elini cebine attı, ekmek parasını çıkarıp ihtiyara uzattı. Adam parayı eliyle iteleyerek ''Bana ekmek al, para verme. İşime geç kalıyorum, henüz dükkanlar açık değil. Israrla parayı uzatıyorum. Amca vaktim yok, hem ekmek hem katı kalırsın.'' ''Hayır, bana ekmeği sen alacaksın.'' Önünde boynunu bükerek durdu. İçi burkuldu genç adamın. Ne olursa olsun, ister işine geç kalsın. Açık bir fırın bulup ekmeği almaya karar verdi. Birlikte yürümeye başladılar. Nihayet bir fırın buldular. Genç adam ekmeği aldı, yaşlı adamı uzattı. Bir miktar daha para verip, ''Amca, bu parayla ekmeğin yanına katı kal. Başka bir isteğin varsa onu da söyle.'' Yaşlı adam minnet duymadan, gocunmadan, bütün samimiyetle gencin gözlerinin içine, ta ruhunun derinliklerine bakarak, ''Hadi ucuz atlattın. Başında büyük bir bela vardı. İnşallah def oldu.'' dedi. Genç adam şaşkındı. Bu söz, bu bakış, biraz önce rastladığı o hırpani adam gitmiş, heybetini içinden hissettiği, ruhunu titreten birisi gelmişti sanki. Titredi ve kısık bir sesle ne anlamını anlayabildi ne de yaşlı adamı bir daha göremedi. Arkasına, sağına, soluna bakındı. ''Heyhat, ortada kimseler yok.'' Hayatında böyle bir şey başına gelmemişti. Hem düşünüyor hem yürüyordu. Yolların nasıl katlandığını, işine nasıl vardığını anlayamadı bile. Öğle tatili yaklaşmıştı. İş önlüğünü tam çıkarmak üzereyken onu telefona çağırdılar. Telefonda hanımının titrek ve ağlamalı sesiyle beyninden vurulmuşa döndü. Küçük oğlunun üzerinden kamyon geçmişti ve hastaneden arıyordu eşi. Hızla fabrikadan çıktı, bir taksiye atlayıp hastaneye girdi. İçeriye girdiğinde hayretten gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hayal gördüğünü sandı. Gözlerini ovuşturdu, yeniden baktı. Küçük yavrusu ayakta, sadece birkaç ufak sıyrıkla babasına bakıyordu. Birden gözündeki yaşlara engel olamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu kadar büyük bir kaza, ufak birkaç sıyrıkla nasıl atlatıldı? 4 yaşında minik bir yavru dev gibi bir kamyonun altından hem sağ hem de az bir hasarla çıkmıştı. Allah'a şükretti. Hem de bütün zerreleriyle. Sabah yaşadığı olay geldi aklına ve hiçbir şeyin başıboş olmadığını bizzat yaşamış, az sadaka, çok belayı def eder sırrını anlamıştı. Evet, insanlar imtihandaydı. Kimi nerede, nasıl, kiminle imtihan edileceği belli değildi. İnsanın önüne çıkan, belki o an hiç hoşlanmayacağı, zoruna gelen bir olay onun hakkında hayır olabiliyordu. Genç adam bu olayı anlattı yaşadığı müddetçe ve yardım isteyen kimseyi eli boş göndermemelerini herkese tavsiye etti.